Yetişkin animasyonlarının altın çağında mı yaşıyoruz? Mümkün olabilir. WatchMojo Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün şu anda yayınlanan en iyi 10 yetişkin animasyonunu sıralayacağız. Başlamadan her hafta yepyeni içeriklerle karşınızda oluyoruz. Bu nedenle abone olmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için zil butonuna tıklamayı unutmayın. 10 numara Robot Chicken. Dürüst olmak gerekirse Robot Chicken tahmin ettiğimizden çok daha uzun sürdü. It's the world's most one-sided fistfights con film. Bu stop motion komedisi Matthew Sarnick ve Seth Green tarafından 2005 yılında yaratıldı ve o zamandan bu yana 170'ten fazla bölüm izledik. Çok kısa süre önce Westworld, Star Wars ve tabii ki Donald Trump gibi konuları ele aldığı 9. sezonunu bitirdi. Bazı hayranları son dönemlerde tepe taklak olduğunu veya çok politikleştiğini düşünse de en kötü bölümleri bile biraz kıkırdamak için gayet iyi. We're not reinventing the wheel here. We're not? Oh, then what the hell did I do this for? 9 numara The Venture Bros. The Venture Bros asla etik olmayan bilim adamı Tedus Venture, iki hevesli oğlu ve koruması arasında geçen komedi, drama, aksiyon, macera, bilim kurgu ve kısaca her konuyu anlatan bir dizi. Boys. Where are the boys? 2004 yılından itibaren 7 sezondur 80'den fazla bölümü yayınlanan dizi, son zamanlarda yetişkinler için ve uzun süre devam eden dizi unvanlarını aldı. Sadece komik, vahşi ve çılgın derecede parodilere sahip bir dizi değil, aynı zamanda hareketli, karmaşık, zengin karakter ve karakter gelişimiyle dolu derin bir mitoloji. Son zamanlarda en iyi sezonlarından biri olan 7. sezonunu bitirdi ve daha iyi olmaya da devam ediyor. 8 numara Family Guy. Size Family Guy'ın ne olduğunu anlatmamıza gerek yok. Hepinizin durumdan haberiniz olduğunu biliyoruz. Family Guy gülmek, şoka uğramak veya müthiş müzikal numaralar için hala çok iyi. My fanny needs a blanket and somebody to spank it. Bazı fanlar hikayeleri çılgın olmak için çok geç ve mizahı da fazlasıyla karanlık ve saldırgan bulsa da 20 yıl ve 300'den fazla bölümden sonra bile kendisi hakkında konuşturmayı başarıyor. I wouldn't miss this for all the rush hour fairs in Big Town. Mükemmel değil ama yine de televizyonun en eğlendirici animasyon komedilerinden biri. 7 numara American Dad. Seth MacFarlane'in fi tarihinden kalma komedilerinden bahsetmişken Family Guy'ın daha az tuhaf ve gerçeküstü hikayeler ve ilişkileri daha sabit anlatan American Dad'den bahsetmemek olmaz. Puberty? Nothing doing. When he gets up from his nap, he's gonna be 21. Hiçbir zaman Family Guy gibi popüler ya da zamanın ruhunu gösteren bir iş olmadı ama yıllar boyunca hep tutarlı dizi olmaya devam etti. One of the most important years of your life, just to make it easier on us. Yes, there's lots of bad stuff about puberty. But there's good stuff too. Family Guy 10. sezonundan önce fark edilir bir düşüş yaşasa da American Dad 15. sezonunda bile iyi şöhretinin tadını çıkarıyor. 250. bölümüne yaklaşırken yavaşlamayı hiç ama hiç düşünmüyor. 6 numara Big Mouth. Netflix'in Big Mouth'u herkese göre olmayabilir. 7. sınıfların ergenlikle mücadelesi, boşalma ve bununla birlikte cinsel uyarılmaları öğrenmelerini konu ediyor. Ah, Jesus, it tastes like condom. Thanks a lot, Mr. Sex Maniac. Onlara yakında sivilceyle dolacak maceralarının yanında ergenlerin cinsel isteklerini kontrol eden hormon canavarları eşlik ediyor. Look, your zit just came more than you ever have. Eğer bu bel altı espri ve rahatsızlık verici konsepti atlatabilirseniz, bunların altında genç karakterlerine ve onların kişiliklerine saygı duyan bir dizi bulacaksınız. Hey Nick. What it do? We're your curly new pals. Are we in Tampa? Bir takım azgın çocuk hakkında olan bir dizinin bu kadar zekice ve empati kurulabilir olacağını kim düşünürdü ki? 5 numara. Bob's Burgers. Bob's Burgers altından kalkması zor bir dizi. İlkel görünen animasyonların yanında bu dizi aynı zamanda sinir bozucu sesleri olan sinir bozucu karakterlere sahip. Hi. Hi. So burgers, how about cheese? How many are we doing with cheese? All right, who wants cheese? Everyone. Aynı zamanda fanların en kötü diyerek nitelendirdiği ilk sezon engeli var. Whoever did this, I am granting you a full pardon. Bu dizi orijinal ve zeki bir şeyler izlemek isteyenler için sadece televizyonun en iyi animasyonlarından biri değil, aynı zamanda en iyi komedilerinden biri haline geldi. Should we kiss more? Yes, but let's work on a couple things. You don't have to cover my nose and my mouth with your mouth. Kalplerimizi ısıtan bir aile komedisi olan bu animasyon televizyondaki diğer şeylere pek benzemiyor. 4 numara South Park.
ebeveynler ve eleştirmenlerin yeryüzündeki en iğrenç ve saldırgan şey olarak nitelendirdiği South Park, 1997'den beri yayında. İzleyiciler bu seriyi gözlerine kestirdi ve onun televizyondaki en tartışmalı ve iğneleyici şov oluşunu izlediler. Turns out I'm not totally white. I'm also part Northern Asian and even some Kurdish. I'm a victim of oppression. Karakterlerin ikonikleşmesi kadar serinin mizacı da her zaman olduğundan daha keskin ve iğneli. Diğer dizilerin yapmaktan korktuklarını yapıyor ve bundan asla çekinmiyor. Bu cesur ve korkusuz yaklaşım, kültürel taşlamalar için izlenecek dizi olmasını sağlıyor. Bu bir klasik. 3 numara Archer. Archer 10 yıldır FX'te güçlü bir şekilde ilerliyor. Evet, bize de o kadar uzun zaman olmuş gibi gelmiyor. Archer, John Benjamin tarafından seslendirilen, James Bond vari bir karakter olan özel bir gizli ajan grubunun şefi Sterling Archer'ı anlatıyor. For the sour mix in a margarita? Bu dizi hatırlanmaya değer karakterler, keskin ve hızlı bir senaryo ve güzelce hazırlanmış hikayeler içeriyor. So, do you have any reason to suspect your ex-husband is behind this? I have every reason. Yeah, Lana. Basit bir James Bond özentiliğinden daha fazlası var tabii ki. 8 ve 9. sezonları tahmin edilebilir olmakla ve hikaye uyumundan yoksun olarak eleştirilse de işleri taze tutmayı başarıyorlar. Relax, they're not gonna hit us with those suppressors on. They'd need a... And with that having been said... 2 numara, BoJack Horseman. İnsan biçimi almış ünlü bir atı anlatan bir hikayenin bu kadar iyi olabileceğini kim bilebilirdi ki? Netflix'in en sürprizli işlerinden biri olan BoJack Horseman, kimsenin beklemediği halde en iyilerden biri haline gelmiş bir animasyon komedi. Nice writing, Shakespeare. What did I do? Zorlu bir ilk sezon geçirdiği doğru ama sonrasında gelen sezonları alkışları toplamayı başardı. What do you say we go on an epic bender? Yes! Bu dizi kötü bir şekilde komik ama aynı zamanda dokunaklı olmakla birlikte popüler kültür ve depresyona zeki ve karmaşık bir görüş katıyor. Yeah. They hated all the fourth wall breaking meta jokes. Of course, audiences hate meta jokes. When will comedy writers learn? Konuşan bir at televizyondaki en ilginç karakterlerden biri ve bu şovda en iyi şovlardan biri. Birinci sıraya geçmeden önce gelin anmaya değer diğer dizilere bakalım. I gotta have everybody over to watch this. Some food, some beer. I'll throw one of my Frank's famous fight parties for the whole neighborhood. That's a great idea. I know. You better start cooking, good looking. I'm just, I'm kicking back with my new cat. Me? Ow! Meow! That's what cats say, right? I'm not here to answer cat questions. Now get up and make your dad proud, you drunk. I will incinerate you before your fangs touch that man's throat. I thought I was your legendary savior. So did I. But he saved my life. Bir numara, Rick and Morty. Rick and Morty'nin şu anda manşetleri süsleyen ve tartışmalı hayran kitlesi yüzünden tam bir komedi unsuru olduğunun farkındayız. Ama popüler olmak için nedenleri var. This is why you don't freeze time, you guys. It's incredibly irresponsible. Sadece komedi olarak değil, aynı zamanda yaratıcı bilim kurgu aşırılığı ve derin karakter dramalarıyla da iş görüyor. Hey man, listen. Those comments I made about your throat. It's all good. It's nice of you to let me off the hook. Renkli ve canlı animasyondan harika seslendirmeye, yaratıcı yazma ve hikaye anlatıcılığına kadar harika bir dizi. I wish you'd shut up though. Just kidding. You know, you're so quiet. What's wrong? Why don't you tell me about yourself? What's the atmosphere like on planet Jessica? Where's the equator? 3. sezonu tartışmasız en karanlık ve en hırslı olanıydı ve devamında neler olacağını çok merak ediyoruz. Listemize katılıyor musunuz? Sizce en iyi dizi hangisi? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın ve WatchMojo Türkiye'yi hemen takip edin.